Sıla'nın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Yeni bir fotoğraflı bilgiler videosuyla karşınızdayız. Bu kez şaşırtmak yok. Sadece eğlenceli bilgileri bir araya getirdik. Disney prensesleri hot dog olsaydı nasıl olurdu diye düşündüğünüzü hiç sanmıyorum. Ama birileri hayal etmiş. Mesela bu deniz kızı şeklindeki prensesimiz Ariel. Buysa güzel ve çirkin masalının kahramanı Belle. Bu da Kızılderili reisinin kızı olan Disney prensesi Pocahontas. Filipinli bir ayakkabı tasarımcısı dünyanın en ilginç ayakkabılarını üretiyor. Müşterileri arasında Lady Gaga dahil pek çok ünlü var. Hepsi özel tasarım olduğu için fiyatları haliyle epey yüksek. Ama böyle bir ayakkabıyı başka bir yerde bulmak da elbette mümkün değil. Bu İskoçyalı karı koca evlerine alışkın olmadığımız bir evcil hayvanla paylaşıyor. Bu Midilli'nin ismi Tinkerbell. Tabii gerçekte boynuzu yok. Mitolojik at unicorn kostümü giydirmişler. Tinkerbell sahiplerine o kadar alışkın ki izin almaya gerek duymadan onların yediklerine içtiklerine dalabiliyor. Bu İngiliz hayatını balonlardan kazanıyor. 20 yıldır aynı işi yaptığı için artık tam bir usta olmuş. Hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürebiliyor. Ekrandakiler onun için çocuk oyuncağı. Artık balonlardan böyle bir bisiklet bile yapabiliyor. Sevdiği bir diğer şey de film afişlerini balonlarla yeniden canlandırmak. Her gün bir afiş yapıp 2 yıldır blogunda paylaşıyor. IKEA firması çocukların çizdiği resimleri peluş oyuncak haline getirip mağazalarında satıyor. Mesela bunu Norveçli bir çocuğun çiziminden hareketle yapmışlar. Buradaysa Tayvanlı bir çocuğun çizdiği kaplan oyuncak haline getirilmiş. Bu da bir İngiliz çocuğun yaptığı çizimin peluş oyuncağı. IKEA bu oyuncakların satışından elde ettiği geliri yoksul ülkelerdeki çocukların eğitimi için bağışlıyor. Çılgın hırsızla tanıştığımız, sonra kendi filmlerini de yapan minyonların yatakları bu aralar çok popüler. Devasa bir minyonun üzerinde mışıl mışıl uyuyabiliyorsunuz. Japon animelerini sevenler için de birbirinden eğlenceli yataklar var. Ne kadar rahat olduklarını bilemiyoruz ama görüntüleri tek kelimeyle mükemmel. Son olarak Pokemon sevenler için Pikachu yatağımız da eksik değil. Bu bir kişisel egzersiz danışmanının kartviziti. Yaptığı işe birebir uygun bir tasarım olmuş. Bu kartviziti ise bir yoga eğitmeni yaptırmış. Yoga pedi gibi katlanabiliyor. Bu da bir boşanma avukatının kartviziti. Boşanmaya uygun şekilde kart ikiye bölünebiliyor. Son olarak buysa Türk bir sünnetçinin yaptırdığı kartvizit. İsmet Bey'in kartı da yaptığı işi net bir şekilde anlatıyor. Havalar soğudu. Artık kapşonlu giyme zamanı. Sırada ilginç kapşonlu sweatshirtler var. Melek kanatları olan bir kapşonluyla başlayalım. Buysa erkeklerin kendini şövalye gibi hissedebileceği bir kapşonlu sweatshirt. Bu da Star Wars hayranlarının beğeneceği bir kapşonlu. Bunu dinozorları seven çocuklar için yapmışlar. Buysa Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmindeki dişsiz ejderha. Bu da zombi olmaya özenenler için üretilmiş bir sweatshirt. Ve son olarak bu da ünlü 13. Cuma filminin acımasız katili Jason'ı sevenlere özel bir kapşonlu. Bu İngiliz makyüzün hobisi ağzına animasyon kahramanlarını çizip sosyal medyada paylaşmak. Minyonlardan sonra bir de ninja kaplumbağaları gösterelim. Yatağını görmüştük. Bu vesileyle Pikachu'nun bir de dudak versiyonunu görmüş olalım. Son örneğimiz de Sünger Bob. Bu haliyle de çok şirin. Bu çift Avustralyalı. Alman kurdu köpeklerinin ismi Nasra. Evlerine ilk geldiğinde Nasra 8 haftalıkmış. Gelişimini görmek için köpeği belirli aralıklarla fotoğraflamaya başlamışlar. Bu fotoğraflarda Nasra'nın ne kadar hızlı büyüdüğünü görüyorsunuz. Son karede ise artık 8 aylık olmuş. Eğlenceli bilgiler videosunda eğlenceli bir video önerisi yapalım. Bonbon TV'de bu Pixar karakterinin ismi ne başlıklı bir interaktif yarışma yayınladık. Tıklayın bakalım animasyon filmleriyle aranız nasıl? Diğer kanallarımızda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. (Gülüyor)